Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Yine sizlerle birlikte güzel bir şiş modeli çalışacağız bugün. Modelimiz gayet kolay bir model. Yeni başlayan arkadaşlarımız için de e, örmesi son derece kolay ve zevkli bir e, çalışma. Bu çalışmamızı hem bebek hem yetişkin örgülerinde hatta vatanelerimizde de kullanabiliriz. İpimiz kalınlaştıkça modelimizin görünümü daha da güzelleşmekte. Modelimiz bir ters bir düz modelden Örgüden oluşmakta arkamız ise tamamen ters olarak örüyoruz. Evet modelimizi hemen örmeye başlayalım. Kolay gelsin. İki diş haroşamı ördüm ve modelimi uygulamaya başlıyorum. Modelimiz son derece kolay bir model. Şimdi birinci ilmeğimizi boş alarak başlayalım. Birinci ilmeğimi boş aldım. İkinci ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bir ters bir düz olarak örüyoruz. Yalnız düzlerimizi ilmeğimizin altından alıyoruz. Bakınız, şiştekinden değil, aşağıdan giriyorum, düzümü örüyorum. Terslerimi yine aynı ters, düzümü aşağıda şurada minik bir yuvamız var, bakınız. o yuvanın içerisine giriyorum, düzümü örüyorum. Terslerimi aynı yerden, düzlerimi gözün içerisinden yani bir alttan giriyorum, şişimden çıkarmıyorum. Aşağıdan alıyorum, terslerimi örüyorum bakın düz tekrar şöyle göstermek istiyorum aşağıdan giriyoruz ve tersim örüyorum bir düz bir ters olarak sıramızın başına kadar örmeye devam edelim sıramın başına kadar örerek geldim bir tane düz bir tane ters olarak en son ilmeğimizi de ördükten sonra örgümüzün arka yönünü çevirelim Arka yönünde birinci ilmeğimizi örmeden boş alıyorum ve bütün ilmeklerimi terse çeviriyorum. Düzlerimi de terslerimi de hepsini ters olarak örüyorum. Tamamen ters olarak örüp tamamlayalım. Başa kadar ilerliyorum. kolay bir model. Zevkli örülü bir, örülen bir model. Hem yetişkinler hem de çocuklarımız için uygun renklerle ve uygun şişlerle çok güzel ürünler çıkarabiliriz. Evet sıramızın başına kadar geldim. En son ilmeğimi ördükten sonra şöyle bakıyorum. Ve örgümün yönünü tekrar çeviriyorum. Şimdi bu sıramızda yapmamız gereken işlemimiz Birinci ilmeğimi yine boş alıyorum. İlk ters ilmeğimizle başlamıştım. Ters ilmeğimle başladığım için bu kez düz ilmeğimle başlıyorum. Bakınız düzle başlıyorum. Düzü şişten değil alttan alıyorum. Ve yanındaki ilmeğimi terse çeviriyorum. Bir sonrakini düz aşağıdan alıyorum. Terse hemen şişimden örüyorum düzü boşluktan girerek alıyorum ve yanındakini ters olarak örüyorum. İlk sıramızda ters olarak ördüğümüz örgüleri bu sıramızda düz. Düzlerimizi ise ters örgüye çevirerek ilerliyoruz. Düz örgülerimizi şişimizden değil alttaki boşluktan örüyoruz. Terslerimizi şişimizden çıkarıyoruz. Evet bu şekilde örerek ilerleyelim. Evet sıramın sonuna kadar örerek ilerledim. Bakınız şimdiden modelimiz görülmeye başladı gayet hoş bir şekilde. Arka yönünü çeviriyoruz. Arka yönde bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Bütün ilmeklerimiz hepsini terse çeviriyoruz düzlerimizi de. Bir uçtan diğer uca kadar bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Bebek örgüleri, battaneler, atkılar gayet güzel olacaktır bu örgümüzde. Çok da güzel, kolay örmesi. Evet, bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum ve tekrar sıramın başına kadar ilerliyorum. Evet, sıramızın tekrar düz yönüne geldim. Şöyle bakalım bakınız modelimize çok güzel görülmekte. Şimdi e, yeniden ilmeğimizin yerini değiştiriyoruz. İlk önce tersle başlamıştık, ikinci düz olarak başlatmıştık. Şimdi tekrar ters olarak örmeye başlıyoruz. Birinci ilmeğimizi boş alıyoruz. Buradaki ilk öreceğim ilmeği ters olarak alıyorum ve sonrasında bir ters, bir düz ilerliyorum. Ters, düz. Ters düzümüzü ama aşağıdan alıyoruz düzümü aşağıdan tersimi düzümü aşağıdan alıyorum tersimizi yine bakın bu şekilde sıramızı kuruyoruz istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam ediyoruz ters ilmeklerimizi şişimizden çıkarırken düz ilmekleri bir aşağıdan alıyoruz Şöyle aşağı kısımda, arkalarında hep ters örüyoruz. Evet, biraz büyütelim, sonrasında görüşelim. Tek dikkat etmemiz gereken püf noktamız başlangıçtaki birinci sırada ilk başlattığımda birinci ilmeğimi tersle başlatıyorsam bir sonraki düz yüzümüzde düzle başlatıyorum ve birbirlerini değiştirerek ilerleyip devam ediyoruz. Evet sevgili arkadaşlar bu şekilde modelimizi büyüterek örmeye devam ediyoruz. Bakınız düz düz e, ilmeklerimiz çok şık görünmekte. İpimiz kalınlaştıkça modelimiz daha güzel ortaya çıkacaktır. Şöyle arkasını da modelimizin görmekteyiz. Zaten e, ters yönden tamamen ters örnüyor. Evet bu şekilde bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.